İkinci seferinde de hani ben buraya tekrar gelirken tamam ama Ertuğrul Doğan aradığı zaman koşulsuz o önceki yaptıklarımızı daha iyilerini yapabilmek için hayalini kurarak buradayız. Transfer konusuyla ilgili yoğun bir şekilde görüşmeler FaceTime, WhatsApp görüntülü devam ediyor. Herkes Trabzonspor'un ne olduğunu Avrupa'da da çok iyi biliyor. Ve çok net, güzel geri bildirimler alıyoruz. Sayın hocamıza sorum olacaktı. Bu sezon şampiyonluk yarışına baktığımız zaman hocam... Şampiyon olan takımın 100 puanın üstüne çıkması bekleniyor. Bir uzun yıllardır Süper Lig'de çalışan bir teknik direktör olarak bu puan skalasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu çok sağlıklı bulmuyorum. Yani puan skalasını. Yani bu kadar yüksek olmasının çok her zaman hani sonradan sorduğun sorunun cevabı gibi. Önümüzdeki sene bunu yakalar mısın? Önümüzdeki senelerde böyle yüksek puan skalasının olacağını düşünmüyorum. Burada önemli olan şampiyonluk kelimesi en tepedeki ve herkesin istediği bir şey ama sürdürülebilir olmak, yarışmak, bazen birinci olursun bazen ikinci olursun ama Trabzonspor markasının her zaman yarışın sonuna kadar içinde olması gerekiyor. Ben hep şunu söylüyorum, bu oyun artık bir organizasyon oyununa dönmüştür. Bunun içine yetenekli oyuncu da dahil edersen, İşte böyle sağlıklı ve huzurlu bir şekilde çalışırsan yarışan bir takım oluşturacağız diye düşünüyorum. Onun için bu süreçlerde önümüzdeki senenin, sadece önümüzdeki senenin değil, yani Trabzonspor gibi bir yerde uzun vadede planları doğru bir şekilde yapmak gerekiyor. Bugün 16 takımı, 17 takımı geçmek de bir başarıdır. Oyuncu kazandırmak da başarıdır. Oyunu geliştirmekte de bir başarıdır. Trabzonspor bunu senelerdir gerçekleştirmiş ve bunun içinde dalgalanma yaşamadan sürekliliğini oluşturabilmek için çalışıyoruz.